Arkadaşlar videoyu geçmeden önce buraları kesinlikle izleyin. Çünkü burada videonun kaçıncı dakikada başladığını zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Direkt gidebilirsiniz ama 2 saniye bir şey anlatacağım. Direkt de gidebilirsiniz arkadaşlar. Dün videoyu ben 12.00'da yayınladım. Ancak arkadaşlar video 12-14 gece kontrol ettiğimde ne ana sayfaya düşmüştü ne bildirim gelmişti. Yani hiçbir şey yoktu videoda. Yani bu arkadaşlar bir önceki 10 dakikanın altında attığım videoda da böyle olmuştu. Muhtemelen videolar 10 dakikanın altında atınca YouTube çok önemsemiyor. Ve ben ara sıra yaptığım için bunu her 10 dakikanın altında attığım videoyu bildirim göndermiyor. Çünkü herhalde başka bir şeyin duyurusunu yaptığım falan düşünüyor. Tam anlamıyorum. O yüzden arkadaşlar videoyu 10 dakika uzatmak için bu videoyu outro koyuyorum. Onu da söylüyorum yani bu videoyu outro koymuyorum aslında yani buraya siyah ekran koyuyorum. Videonun kaçıncı dakikada başladı zaten ekranda yazıyor. Neyse arkadaşlar sizlere iyi seyirler diliyorum. Çok sinirim bozuldu dün yani videoyu size atamadım. 2 tane video vardı ikisini de atamadım. Gerçekten çok özür dilerim ama gerçekten yapabileceğim bir şey yoktu. Videoları gizlemek zorunda kaldım. Zaten dediğim gibi ekranda video vardır. Neyse arkadaşlar hemen ekrandaki dakikaya geçebilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte Team of the Year'ın en pahalı oyuncusu, gerçekten çok uğraştım bunun için FIFA şampiyonuna kadar çıktım arkadaşlar. Team of the Year'ın en pahalı oyuncusu Van Dijk'ı alıyoruz bugün. Gerçekten çok heyecanlıyım, ilk defa bir Team of the Year ilk 11 oyuncum oluyor. Bu arada bana burada enerji gönderen, hi YouTube yazan herkes de burada gözüküyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepinize selamları var gördüğünüz gibi. Hadi bakalım bugün Van Dijk. Van Dijk evet. Van Dijk mi diyeyim abi? Ahmet Sefa, Yiğit Türkmen enerjiler için çok teşekkürler. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman Van Dijk'ı alacağımız kısma geçelim hemen. Van Dijk'ı alacağımız kısma geçelim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Arkadaşlar çok farklı. En üstün yani. Herkes 22 milyona kadar düştü. Ama Van Dijk düşmüyor. Gerçekten süper. İlk olarak özelliklerini göstereyim. 84 hız, 70 şut, 78 pas, 79 çeviklik, 109 defans, 108 fizik. Abi bu ne? 9'da boost'u var. Yani bir zahmet zaten en pahalı olsun. Satmayı hemen düşünmüyorum. Uzun süre bekleteceğim. Hatta isterseniz hiç satmam. Merak etmeyin. Abi sen video çekmeye kulaklık takanlar felç demiş. Haydi bakalım. Abi seviyorsun demiş. Eyvallah. Evet arkadaşlar o zaman hemen Van Dijk'ı alalım. Yorumları da gördünüz zaten. Canlıyım şu an Cube TV'de. Haydi bakalım Van Dijk'ı alıyoruz. Evet arkadaşlar ve Van Dijk sonunda takıma geliyor. Hazır mısınız? Hemen beğenmeyi unutmayın bu arada videoyu. Arkadaşlar yarın saat 12.00'da video yayında olacak. Haberiniz olsun. Harry Kane enerjiler için çok teşekkürler. 3, 2, 1 bastım. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım geliyor. Show Team 12 enerjiler için çok teşekkürler. Ahmet Akif Turun enerjiler için çok teşekkürler. Bastım ve açılıyor. Van Dijk sonunda takıma katıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 93 iken Van Dijk en pahalı Van Dijk, en pahalı Team of the Year oyuncusu. Çok güzel abi. Gerçekten muazzam oldu. Çok mutluyum şu anda. Ozan Kurtoğlu bütün enerjilerin için çok teşekkürler. Hemen devam ete basıyorum. Ben kadroma ellerimle koymak istiyorum abi Van Dijk'ı. Hemen geliyoruz abicim kadroya. Van Dijk'ı yerleştireceğiz. Adam gibi adam seni çok seviyorum demiş. Çok sağ ol. Bom. Abi 4 gen arttı bu arada takım ve Totti ilk 11 görevini tamamladık. Ayrıca takım 98 rating oldu. Çok sıkıntılı da bir durum var. Kimya 114'e düştük. Kaleci de alacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. Bir saniye şöyle bir çalıştır diyorum. Bunu bassam Max yeni yükseldi. Max yeni artana kadar daha fazla. Arkadaşlar ben bir dakika. Şu an zaten şunu alabiliyorum değil mi? Bir dakika şunu aldıktan sonra artık 95 alıyordu. Evet tamam bu 95'i yükseltmemizi sağlıyor. Tamam. Hemen şunu yapıyorum abi. Hero Brian takip edip ailemize katılmış. Hoş geldin Hero Brian. Artık oyuncuların antrenmanında 95 yeni yükseltebilirsin diyor. Güzel abi. Kaleye DG 90 al demiş. Bakacağım abi. Kaleye sizin önerilerinize bakacağım. Basıyorum. Bir yeni. Abi şu an bir yeni bir coins'e arttırabiliyorum. Arttırayım mı? Bir coins'e Smalling'i basıp abi bir yeni arttırabiliyorum. Hadi basıyorum ben bu adama ya. Gerçekten ben bu adamı bayağı uzun bir süre o zaman satmayayım.
Bir coins'e de bir gen yükseltmiş olayım arkadaşlar. Bir coins, bir coins. Arttır diyenler yazsın abi yorumu. Haydi arkadaşlar, arttırıyorum o zaman. Futbol tutkumu sağ YouTube demiş. Hepiniz hoş geldiniz. Yiğit Türkmenli selam göndermiş. Abi başkasına bas daha iyi demiş. Tamam bir dakika, başkasına kime basayım abi? Bailey'e bassam mesela ne olur abi? Basayım. Yine bir gen artıyor. Yine bir coins. Hani ne gerek var? Hadi bunları da bassak kaç coins veriyoruz? Hayır yetmiyor ki zaten. Bir dakika bakayım abi. Yetmiyor buna zaten. Yine bir gen artıyor abi. Diğeri de bir gen artıyor. Gerçekten diğeri daha mantıklı abi. Hemen basıyorum. Hemen basıyorum. Çalıştır diyorum. Bas diyorum. Direkt bastım abi. Onayladım. Van Dijk'ı 94 gen yaptık abi. Dünyanın en pahalı Team of the Year oyuncusunu 94 gene kadar yükselttik. Bir gen daha arttırdık. Zaten 9 gen boost'u var. O zaman bu adam neler neler yapacak. Şimdi sırada arkadaşlar bir tane kaleci almak var. 3.5 milyon da coins var. Bakalım kimi alalım. Yoruma yazın arkadaşlar. Yorumlara yardırın bakalım. Kimleri alalım. Hemen hızlıca hem YouTube yorumlarına hem Cube TV yorumlarına yardırın. Kimleri alacağımızı söyleyin arkadaşlar. Şimdi sırada oyuncular kısmına geliyoruz. Gelmiyoruz oyuncu kısmına. Şimdi Van Dijk'ın değerini sizlere göstereyim arkadaşlar. Şu anki değerini göstereceğim. Gördüğünüz gibi 28 milyon coins değeri var ve bu değer artacak arkadaşlar. En az Van Dijk alınmış zaten muhtemelen. En az Van Dijk var arkadaşlar. Diğerleri çok fazla var. Van Dijk az var. Oblak, Alisson, De Gea. De Gea'ya bir bakalım arkadaşlar. De Gea'ya bakıyorum. De Gea 90 ratinglik kartına bakacağım. Çok pahalı muhtemelen. O yüzden 89 yapacağım. Loris'e de bakacağım abi. Bir dakika. İkisine aynı anda nasıl bakılıyor bu arada arkadaşlar? Hemen göstereyim. Buraya G yazıyorsunuz. Sonra iki tane daha basıyorsunuz. Loris. Lor yazalım. Okey abi. Şimdi ikisine birden bakabileceğiz. Pozisyon direkt kaleciyi seçeceğim arkadaşlar. Ve arama tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar De Gea ve Loris çıktı. İkili olarak bu şekilde arayabilirsiniz bu arada. Haberiniz olsun. Bunu çok kişi bu arada bilmiyor olabilir. Cem Yaşar abi adamsın yorumunu söyle demiş. Söylemiş. Bulundum zaten. De Gea'nın 89'luk kartı var. Bir dakika abi. 3.6 milyona herhangi bir tane alabiliyor muyuz? Ona bakmayacağım. 8.5'a bakacağım. 8.5 milyona herhangi bir tane alabiliyor muyuz? Evet. De Gea'nın 90'lık kartı ve Loris. Ooo Loris'e bak. Bir dakika. Loris yetiyorsa alacağım ya. Loris yetiyorsa alalım o zaman. Alalım Loris'i ki kimyamız full olsun abi. 3 milyon 66 bin coins'e bile var ve şu an en düşük olduğu dönemde arkadaşlar Team of the Year'ın. O yüzden takıma Loris'i de alacağım. Takımın defansı bildiğiniz uçacak arkadaşlar. 3 milyon 61 bin coins'e, değil mi? Aynen en ucuzu o abi. 3 milyon 61 bin coins'e Loris'i alıyorum. Arkadaşlar bu arada size de tavsiye, coins kasma tavsiyesi. Yani şu anda hala becerisi mi kötü? Ulan var ya moralim bozuldu ya. Cidden becerisinin kötü olmasına ama takım zaten 98 yen. Hatta bunu da alınca yine artacak merak etmeyin. Becerisi kötü olsa ne olur abi? Coins zaten yetmiyor. Becerisinde 5 yapacağım zaten. 5 olması yeterli benim için. Hemen 1 numaraya basıyorum. Loris 25.000 coins'e 1 gen yükselttim. Ayrıca arkadaşlar bir tane de yükseltebiliyorsam 90 gen'e yükseltmek istiyorum. Bakacağım abi. Loris'i 90 gen'e yükseltebilirsek kimya zaten 120 oldu. Gerçekten çok güzel duruyor abi. Şimdi bu takıma Kante ile Pogba'yı almak kaldı sadece. Bu artık zaten çıkmıştı. Hemen şöyle basıyorum abi yükselebiliyorsa. Bastım. Evet. Arkadaşlar 90 gen'e yükselttim. Loris'i de gerçekten videoda gaza geldim şu anda ve 90 gen oldu Loris. Gerçekten kadro şu anda uçuyor. 98 gen son 2 gen kaldı bu arada. 94 genlik Van Dijk ve 95 genlik şu an Loris. Hatta Van Dijk şu an 103 gen falan değil mi kadroda? Aynen 100 gen'i geçen bir tane oyuncu var zaten. O da Van Dijk. Gerçekten süper duruyor. Gerçekten harika duruyor. Şimdi geriye kalan şey arkadaşlar coins kasıp bir sürü şey yapmak. Bakalım coins kastıktan sonra bir sürü şey yapacağız. Foden'i basacağım abi ben Kante'ye veya Pogba'ya. Birisine basacağım. Gerçekten çok güzel olacak. Süper Lig kadromuzu da şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Süper Lig kadrosu bu durumda. Evet arkadaşlar o zaman burada yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Böyle videolardan sonra arkadaşlar ben kesinlikle paket açmadan çıkmıyorum. Ayrıca arkadaşlar canlı yayında veya videoda şu paketi açacağım. Haberiniz olsun. 1000 FIFA points'i gördüğünüz gibi çektim. Bu paketi de açacağım. Bu paketi bir sonraki videoda, bir sonraki paket açtığım videoda açmış olacağım. Kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın yani. Hemen arkadaşlar şöyle gelelim paketlere. Paketler kısmından hızlıca 45.000 coins'e tıklıyorum. Ve 45.000 coins'ten basıyorum. Yusuf Aydın, enerjiler için çok teşekkürler. Çok sağ ol abicim. 45.000 coins'lik 2 tane paket açacağım. Sielewski, Franjic ve Zuffi çıktı. Hemen bir tane daha açıyorum. Cem Yaşar takip edip ailemize katılmış. Hoş geldin. Ve bye bye YouTube diyorlar Shinji Kagawa. Aynen bye bye YouTube. Biz buradan devam ediyoruz.
size görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sizi seviyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Ayrıca de arkadaşlar sağda, solda, üstte bir yerlerde abone ol ve like butonu çıkmıştır. Onlara da tıklayarak kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, sizi dediğim gibi çok seviyorum ve bay bay.